Bu videoda anlatılanlar beyninizi yakabilir. Lütfen dikkatli olun. Peggy 18. Binlerce yıldır evrenin gizemlerini çözmeye çalışıyoruz. Ve bu zamana kadar gerçekten çok güzel işler başardık. Gezegenlerin, yıldızların ve daha birçok nesneyle alakalı bir sürü kanun ürettik. Ama bir gün kuantum kanunu çıktı ve dedi ki hepsi yanlış. Peki kuantum kanunu nedir? Kuantum kanunlarını gün içerisinde görmeyiz ama bakılması gereken yeri bilirseniz görürsünüz. Ve kuantum kanunlarını anladıktan sonra dünyaya bir daha asla aynı göze bakamazsınız. Aynı şu an benim bu konuyu anlatırken aslında etrafımda neler olduğunu düşündüğüm gibi. Dünyanın güneşin etrafında dönüşünün yasalarını, bir masa tenisi topunun nasıl falso alacağının ya da havuzun üzerinde dalgaların nasıl hareket ettiğini kısa bir süre öncesine kadar bildiğimizi sanıyorduk. Bu yasaların hepsi klasik denklemlerden ortaya çıkıyor. Ta ki bir cam tüp içerisindeki gaz ısıtılmaya çalışana ve bir prizmadan gözlenene kadar. Bilim adamları prizmadan gözlediklerinde hayatlarında görmedikleri bir şeyle karşılaştılar. Prizmada normalde olduğu gibi bulanık ışık değil, çok net ve keskin çizgiler oluşuyordu. Ve bu uzun süre boyunca bir gizem olarak kaldı. Ve en tartışmacı fikir Niels Bohr tarafından ortaya atılır. Bu fikre göre atomlar ısıtıldığında elektronların uyarılabileceğini ve elektronların bir yörüngeden başka bir yörüngeye sıçrayabileceğini söyledi. Her bir sıçrama belirli frekanslarda çok güçlü ışıklar yayabilir ve prizmada oluşan görüntünün nedeni budur dedi. Buna kuantum sıçraması denir. Kuantum sıçramasını bu kadar şaşırtıcı yapan şey elektronun bir yörüngeden direkt olarak başka yörüngeye geçmesiydi. Yani ışınlanıyordu resmen. Bohr bu durumun elektronların kendi özelliklerinden kaynaklandığını ileri sürdü. Tüm enerji tekrar bölünemeyen belirli minimum miktarlarda kuantumlar denen farklı parçalardan geliyordu. Anlaşılması zor olan bu kanıtın kısa süre içerisinde doğru olduğu fark edildi. Elektronlar diğer tüm cisimlerden farklı hareket ediyorlardı. Durum bu şekilde olunca tüm fizikçiler bulunmuş tüm formüllerin bir hata olduğunu anlayınca büyük bir ayrılık oluşmaya başladı. Ve Bohr'un bulduğu kuantum sıçraması daha başlangıçtı. Bulduğu diğer şeyler sayesinde Bohr tarihin en büyük fizikçilerden biri haline geldi. Albert Einstein ise kuantumun gittiği noktadan yani kesinlik düşüncesinden uzaklaşma noktasından rahatsız oldu. Özellikle çift yarık denilen bir test kuantumun ne kadar gizemli bir şey olduğunu ortaya koydu. Şimdi gelin bu testi birlikte inceleyelim. Küçük bir bilyeyi tek yarıklı ekrana rastgele sıkarsak duvarda izlerini görürüz. İki yarıklı olursa ikinci bir iz görmeyi bekleriz. Dalgalarda ise durum birazcık daha farklıdır. Dalgalar tek yarıklı durumda yarığa çarpar ve arka duvara vurur. En kuvvetli yeri yarığın tam arka noktasıdır. Ancak iki yarıktan dalga geçerse çok farklı bir şey oluyor. İki dalga birbiriyle çarpışınca birbirlerini götürürler. Dalgaların tepeleri kesişince başka bir görüntü oluştu. Şimdiye kadar her şey yolunda. Peki ya bunları elektronlarla yaparsak? Tek bir yarıktan elektron sıkarsak tıpkı bilyedeki gibi tek çizgi oluşur. O zaman bu elektronları iki yarıktan sıkarsak iki çizgi oluşur değil mi? Dur bir dakika, nasıl oluştu? Makinamızdan elektron yani maddenin en küçük birimini sıktık. Ama şeklimiz dalgalar gibi oldu, bilyeler gibi değil. Ama nasıl bir dalga modeli oluşturdu bu elektron? Bunu gören fizikçiler parçacıkların birbirine çarptığını ve bundan dolayı bu şekilde olduğunu düşündüler. Ve tek tek zaman aralıklarıyla elektronları fırlattılar. Ama bir saat sonra yine aynı şekil oluştu. Nasıl yani, olamaz ki dediğinizi duyar gibiyim. Elektron parçacık olarak yola çıkıp potansiyeller dalgasına dönüşüp her iki yarıktan geçip tek bir bütün olarak duvara çarpıyordu. Bu o kadar inanılmaz ki anlamamız neredeyse mümkün değil. Çünkü hem birinden geçip hem de diğerinden geçiyordu. Fizikçiler elektronun hangi yarıktan geçtiğini gözlemlemek için yarığın başına bir ölçüm cihazı koydular. Ama kuantum bu kadar kolay değildi. Onlar gözleyince elektron küçük bir bilye gibi davrandı ve iki tane çizgi oluşturdu. Elektron farklı davranmaya karar verdi. Sanki izlendiğinin farkında gibiydi. İşte bu deneyden sonra fizikçiler kuantum dünyasının ilginçliklerine adım attı. Elektronu fırlattığımızda nereye gideceğini bilemeyiz. Ancak Schrödinger denklemini kullanırsak olasılıklarını hesaplayabiliriz. Birkaç fizikçi kesinliğin altında olasılık yattığını kabul etmedi. Bunlardan birisi de Einstein'dı.
Çok kısa süre sonra kuantum fiziği çok büyük buluşlara öncülük etti. Lazerler, transistörler ve tüm elektronik dalları. Peki neden gözlemlediğimiz anda her şey değişiyor? Niels Bohr'a göre bu elektronu gözlemlediğimizde, yani ölçmeye çalıştığımızda, ölçüm onu diğer olasılıklardan vazgeçiriyor ve olasılıklardan birine zorluyor. Einstein bu durum ile ilgili Tanrı zar atmaz dediğinde Niels Bohr Tanrı'ya ne yapması gerektiğini söylemeyi kes diyerek cevap verdi. Bu olaylardan sonra Einstein bu teoriyi çürütmek için elinden geleni yapmaya devam etti. 1935 yılında Einstein kuantum mekaniğinin zayıf noktasını nihayet bulduğunu düşündü. Tüm mantıksal olaylara ters düşen çok garip bir şeydi bu. Yani dolaşıklık. Ancak teori çok kısa sürede çürütüldü. Dolaşıklık aslında kuantumun bir özelliğiydi ve kuantum içerisinde şu anlama geliyordu. İki maddenin arasındaki mesafe ne olursa olsun aralarındaki bağ ve etkileşim kopmaz. Yani bir maddeye herhangi bir şey olduğunda partneri başka bir galakside olsa bile aynı etki ikisinde de görülürdü. 1955 yılında Einstein öldüğünde hala aynı düşünceyi savunuyordu. 1967 yılında Columbia Üniversitesi'nde Einstein'ın mücadelesini hiç beklenmeyen birisi üstlendi. John Clausius, yani bir astronomi öğrencisi. John Clausius bir gün kütüphanede aklının alamadığı kuantum teorisi ile ilgili kitapları okurken çok az bilinen İrlandalı fizikçi John Bell'in kitabına rastladı. I could not understand quantum mechanics. Şaşırtıcı ama John Bell kitabın Einstein ve Bohr arasındaki kavgayı ilk ve son kez bitirecek bir yol bulmuşa benziyordu. John Bell kitabında kuantum mekaniğinin eksik olduğunu söylüyordu. Tıpkı Einstein'in düşündüğü gibi, ama bu yanlıştı. John Bell bir teorisyendi ve teorisindeki makine yapılırsa sorunun çözülebileceğini gösterdi. Clausius bu işi sonlandıracak bir makine yapmaya karar verdi ve yapmaya başladı. Clausius'un makinesi binlerce dolaşık molekül çiftini ölçebilir ve çok farklı şekillerde kıyaslayabilirdi. Sonuçlar gelmeye başladığında Clausius çok şaşırdı ve bu durum onu mutlu etmedi. Einstein yanılmıştı ve daha sonra Fransız fizikçi Haspain daha geliştirilmiş bazı testler geliştirdi. Haspain deneyinde diğerini etkileyen moleküllerden birini ölçmenin tek yolu birbirleri arasında ışık hızından daha hızlı yolculuk yapan sinyallerden geçebilirdi. Peki evren bu düzenle işliyorsa bu kuantum mekaniği ile nasıl şeyler icat edebiliriz? Birincisi, hepimize hala çok uzak, imkansız ve saçma gelse de ışınlanma. Evet, kuantum mekaniği ile ışınlanma yapılabilir. Sadece herhangi bir madde değil, biz de ışınlanabiliriz. Yani bir anda başka bir yerde dolaşıklık yasası sayesinde gidebiliriz. Ve şu anda Kanarya Adaları'nda ışınlanma deneyleri yapılmaya devam ediyor. Şu anda sadece molekül düzeyinde yapılabilen ışınlanma işte şu şekilde. Öncelikle La Palma Adası'nda 2 adet dolaşık foton üretiliyor. Sonrasında bu dolaşık fotonlardan bir tanesi lazer güdümlü teleskop sayesinde Tenerife Adası'na yollanıyor. Sonra ışınlanmak istenen 3. foton getiriliyor. Ve bu fotonla Palma'daki foton etkileşime sokuluyor. Ve ardından puf! Üçüncü fotonumuz diğer iki fotonun arasındaki bağ sebebiyle aşırı hızlı bir şekilde ulaşımını sağladı. Kanarya Adaları'ndaki bu ekip binlerce kez bu deneyi başarıyla tamamladı. Peki insan düzeyinde yapılabilir mi? Mantıken olur. Çünkü biz de atomlardan oluştuğumuza göre birden çok trilyonlarca atom grubu ile yer değiştirirsek ışınlanmış oluruz. Ancak oraya giden kişi hala siz olabilir misiniz, orası bilinmiyor. Çünkü ulaşım sağlayan bedendeki atomların içindeki bilgilerden dolayı bu bilgiler farklı bilgilerde değiştirilirse aynı düşünen siz olmayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başkalarının da bu bilgiyi öğrenmesini istiyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, videomu yorum yapmayı ve videolarıma herkesten önce ulaşmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.